Merhaba, inegölünfikri.com'dasınız. İnegöl Belediyesi bu Ramazan'ı yine dolu dolu yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyor. Birbirinden farklı 9 camimizde birbirinden başarılı 9 hafızın Kur'an tilavetleri ve teravih namazlarıyla İnegöl Belediyesi Ramazan'ı en güzel şekilde geçiriyor. Bu akşam Göçmen Camii'ndeyiz. Göçmen Camii'nde konuğumuz ünlü hafız, diğer namı diğer bülbül olan Bünyamin Topçuoğlu. Şimdi kendisine döneceğiz. İnegöl'de olmak nasıl ki ilk defa gelmiyor İnegöl'e, birkaç kez misafirimiz oldu. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Çok, Allah razı olsun. Nasıl İnegöl'de olmak? Biraz önce arkadaşlarla da bahsettim. İnegöl'de kendimizi evimizde hissediyoruz. Yani İstanbul'dan sonra hakikaten yaşanabilecek hem mekan olarak hem hava olarak hem de sosyal ortam olarak yaşanabilecek en güzel yerlerden bir tanesi İnegöl. Bu manada biz buraya geldiğimiz zaman kendimizi çok huzurlu hissediyoruz. İnegöl'de yaşayanların da bu huzuru fark ettiklerinden eminim. Bu akşam da Göçmen Camii'deyiz. İnegöl'ün en güzel camilerinden bir tanesi. Evet. Sizin o güzel tilavetinizle yankılanacak bu akşam. İnşallah. Hem teravih namazı kılacağız beraber. Ondan önce Kur'an tilavetimiz olacak. Biz aynı şekilde burada uyguladığımız namaz kıldırma sistemini Fatih Camii'nde de uyguluyoruz. Yani Enderun usulü dediğimiz. Her 4 rekatı farklı makamlarda. Sağ olsun İnegöl Belediye'miz böyle bir çığır açtı. Elhamdülillah. İstanbul'da Fatih Camii'nde yaşanan güzellikleri efendim İnegöl'e de aktarma imkanı buluyoruz. Ramazan vesilesiyle. İnşallah bugün de onu yaşayacağız nasip olursa. Sayın Hocam, biz de sizleri İnegöl'de tekrar ağırlamaktan çok mutluyuz. Yine ağırlamaktan yine mutlu olacağız. Buna şüphe yok. Allah razı olsun. Teşekkür Herkes ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar dileyelim. Evet, şimdiden bütün İnegöl'lü kardeşlerimizin, bütün vatandaşlarımızın, bütün İslam aleminin, insanlığın inşallah bayramı mübarek olsun. Daha nice Ramazanlara, nice bayramlara diyelim inşallah. Sağ olun, Allah razı olsun.